şeyi büyütüyorsun Abidin. Ben hiçbir şeyi büyütmüyorum bayan personel müdürü. Sen bana bu evde tuzaklar kuruyorsun. Nefret ettiğim ve sürekli takılıp düştüğüm şu iğrenç çiçeği hala orada tutuyorsun. Bana da senden başka takılan yok Abidin. Bana Abidin deme personel müdürü. Abidin. Personel müdürü. İşte size son yılların en geçimsiz çifti. Annem Meltem ve babam Haluk. En ufak şeyden bile saatlerce kavga edebiliyorlar. Bu kavgaların nedenleri sadece küçük şeyler. Neymiş? Televizyon kumandası neden senin elinde? Yatağın üstünde neden yatak örtüsü var? Diş macunu neden ortadan sıktın falan filan. Biraz romantik ol Haluk. Daha evlendiğimizden beri bir kere bile bana seni seviyorum demedin. Ya kardeşim ben durup dururken niye sana seni seviyorum diyeyim ya? Deli miyim ben? Sen parkenin üzerine kilimle kapla, beni düşür, ben de sana seni seviyorum diyeyim. Baba 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 baba. Niye? Mazoşit miyim ben? Anneme göre babam ona sevgisini hiç göstermiyor. Babama göre ise sık sık sevgi gösterisinde bulunmak delikanlılığı bozuyor. Yani sizin anlayacağınız son derece geçimsiz bir çift. Hiçbir şeyde anlaşamıyorlar. Haluk bağırma, çocuklar duyacak. Çocuklar duymasın, çocuklar duymasın. Zaten onlar duymasın diye bütün bunlara katlanıyorum. Kendi evimde artistik makyaj yapıyorum ama onlar duymasın diye sesimi bile çıkaramıyorum. İşte ikisinin anlaştığı tek konu bu. Aman çocuklar duymasın. Duyunca psikolojimiz bozulacak ya. Sanki bizim hiç haberimiz yok. Anne ben Selin'le ders çalışmaya gidebilir miyim? Evet. Hayır. Ya ne var bunlar? Alt üstü çocuklar ders çalışacak. Baba 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 baba. 15 yaşında bir kız çocuğu gece vakti ders çalışmaya arkadaşına gidecek ha? Ana. Hep böyle yapıyorsunuz. Hiç beni sevmiyorsunuz. Bu da benim ablam Duygu. Her gün bir şeyler ister. Yok küpe taktıracağım, yok dövme yaptıracağım, yok geziye gideceğim. Bir de erkeklere gülüp durmuyor mu? Beni sinir ediyor. Ne yapacaksınız? Abla işte. Bir dakika kapı çaldı. Dedemle anneannem geldi. Saçmalıyorsunuz efendim, saçmalıyorsunuz. Siz bana saçmalıyorsunuz diyemezsiniz. Siz müsteşar Kemal'e saçmalıyorsunuz diyemezsiniz. Saçmalıyorsunuz tabii efendim. Emekli olduğunuz günden beri saçmalıyorsunuz. Anne gene ne oldu? Ay ne olacak yavrum? Bu baban iyice şaşırdı artık. Şimdi de bütün malı mülkü satıp yaylaya yerleşecekmişiz. Ne? Yaylaya mı? Aa, çok iyi fikir baba. Bravo. Buyurun. Damadınız da benimle aynı fikirde. Yaylaya yerleşeceğiz. Ne güzel yayla havası püfür püfür. İnsanın ömrüne ömür katar be. Dedem emekli olduğu günden beri bir tuhaf oldu. Can sıkıntısından her gün bir şeylere kalkışıyor. Yok domates yetiştireceğim diyor. Başka bir gün yaylaya çıkacağım diyor. Yani sizin anlayacağınız bu emeklilik dedeme hiç iyi gelmedi. Tabii anneanneme de. Penceresi cam cama muallim. İşte bu da Gül abla. Biz o büyütmüş. Tabii bizi büyütürken o kadar dalmış ki evlenmeyi unutmuş. Şimdiki tek hayali kel olmayan bir adamla evlenmek. Lanca erkekte dominant teyze. Bir kere dinler misin beni hayatım? Ben ne yaptım? Bunda benim bir suçum var. Sus Selami. Cevap verme. Herkesin ortasında tatile gitmek istiyorum dedin. Ne var bunda? İyi güzel işte. Bana sordun mu? Bakalım ben tatile gitmek istiyor muyum? Madem tatile gideceksin benim neden haberim yok? Haklısın karıcığım. Özür dilerim. Tabii ki haklıyım. Babama göre Selami amca gerçek bir erkek değil. Tabii bana göre de. Light'sın sen. Çavdar erkeğisin. Bir kalorilik erkeksin. Haluk. Kepekli erkeksin. Bir dakika, bir dakika. Delikanlı adam tatile gitmek istiyorsa çeker gider, karısı da peşinden gelir. Babam Gönül ablaya hep dominant teyze diyor. Çünkü evde hep onun dediği oluyormuş da ondan. Bu da bizim havuç kafa. Burnunu her şeye sokan, boyundan büyük işlere kalkışan, ortalığı her zaman karıştıran ve benim devamlı arkadaşlarımla aramı bozan havuç kafa. Annemle babam için söylediklerine bakmayın siz. Onlar her ne kadar kavga da etseler aslında birbirlerini deliler gibi seviyorlar. Görüşmelerinin başlamasını engelleyen sorunlarla
Haluk sen de biraz yardım etsene. Ne öyle padişahlar gibi kurulmuş sofranın hazır olmasını bekliyorsun? Neye yardım edeceğim? Ya sofranın hazırlanmasına. Niye? Ben tek başıma yoruluyorum da ondan. Bir tabak alıp getirsen de senin de bir yardımın dokunsa diyorum. Ana, hanımefendi sofra kurarken yoruluyormuş. Alt tarafı sofra kuruyorsun be, ne var bunda? Tabii, ev işleri kolay iş değil mi? Kolay tabii. Zor bir şey olsa biz yaparız herhalde. Ben sana hiç mobilya taşıtıyor muyum? Keşke taşıtsaydın. Hiç değilse 10 yılda bir kere çalışmış olurdum. Meltemciğim. Güzelim ne olur bu ufak tefek ev işlerini bu kadar büyütme gözünü seveyim ya. Ev işleri ufak tefek işlerdir ve bu işlerde kadına yardım etmenin anlamı yoktur değil mi? Hah bak ne güzel. Hem soruyorsun hem de cevabını veriyorsun. Haluk ben hem çalışıyorum hem ev işlerine yetişiyorum. Ve sen de bana yardım etmek zorundasın. Ya sen hep ev işlerinde beceriksizsin demiyor musun bana? Evet, beceriksizsin. E o zaman ne diye yardımımı istiyorsun? Tamamen psikolojik canım. Çünkü ben orada sofrayı hazırlarken senin burada oturup televizyon seyretmene sinir oluyorum. Mutfaktan bir tabak alıp gelirsen kendimi iyi hissedeceğim. Tabii yolda kırmazsan. Ya ben bütün gün işte mahvolmuşum. Bir de eve gelip light erkekler gibi sofra mı kuracağım? İstersen bir de yufka açayım sana, mantı yapayım. Sen bana yakında dantel de yaptırırsın. Peki sen benim bütün gün ne yaptığımı sanıyorsun? Ben çalışmıyor muyum? Ben yorulmuyor muyum? Aman be Meltem, bir sofra kurmayı amma büyüttün. Duyan da senin nükleer enerji santrali falan kuruyorsun zanneder. Haluk, hayatı paylaşmak zorundayız. Bu böyle gitmez. E doğru söylüyorsun, paylaşıyoruz zaten. Sen güzel güzel sofrayı kuruyorsun, ben de burada haberleri seyrediyorum. Bak Venezuela'lar gene karışmış. Ben sana biraz sonra hepsini anlatacağım, özet olarak. Ayrıca gün nerede? O niye yapmıyor bütün bu işleri? Biz boşuna mı para veriyoruz ona? Teyzesine gitti. Neden? Ya iki tane talibim ne varmış. Birini seçecekmiş. Evlenecek ya kız. Oh be ne ala. Parasını biz verelim. Hanımefendi bizim verdiğimiz parayla kendine koca arasın. Hiç değilse arıyor. Benim gibi karşısına ilk çıkanla evlenmiyor. Kaçırmamak için evlendin. Ama sen de haklısın. Benim gibi koca her zaman ele geçmez. Beni baş tacı yapmalısın. Merak etme Haluk'cum. Her taraf senin gibi kocalarla dolu. Nasıl? Karısına yardım etmeyen, bencil, sadece isteyen, yemek hazır mı? Hiç temiz çamaşır kalmamış, bu gömleğin ütüsü ne böyle? Bu yemek tuzsuz olmuş, çay koysana. Her taraf böyle sesler çıkaran kocalarla dolu. Yani kocanız sizden bir bardak çay istese burnundan getirirsiniz. Ama adam kendi çayını kendi alsa mutluluktan öleceksiniz. Ne kadar ikircikli bir durum. Bir erkek çayını kendi alırsa bunda mutlu olacak bir şey yok hayatım. Çünkü bu çok normal bir şey. Ama artık öyle bir hale geldik ki normal şeyler bile kadınları mutlu ediyor. Ya sen şimdi bırak mutlu olmayı da saatine bak. Çocuklar hala ortada yok. Nerede bunlar? Servis en son onları bırakıyor da onlar. Allah Allah. Niye en son onları bırakıyor? Bilmiyorum. Size hizmet etmekle o kadar meşguldüm ki gidip öğrenemedim Sayın Padişah Hazretleri. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin bakalım. Baba, baba. Heh. 23 Nisan'da yabancı çocuklar gelecek ya. Bir tanesi de bizde kalacak. Allah Allah, bizde mi kalacak? Sen kime sordun bunu? Bana. Ben de çok iyi olur dedim, başvurduk. Bir sakıncası mı vardı? Evet baba, başvurduk, seçildik. Bileğimizin hakkıyla. Ya bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Şimdi ecnebi bir çocuk gelip bizde kalacak, öyle mi? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Haluk. 23 Nisan çocuk şenliği için ülkemize gelen çocukları çeşitli aileler misafir ediyor. Bir tanesini de biz misafir edeceğiz işte. Bunu senin bile anlaman lazım. Ya tamam ederim, ben bir şey demedim ki. Biz de gösteririz Türk misafirperverliğini şöyle. Yalnız babacığım havuçla bu iş mümkün değil. O varken Türk misafirperverliğini göstermemiz mümkün değil. Kıskanma havuç. Senin neyini kıskanayım? Hadi bakayım ellerinizi yıkayın, üstünüzü değiştirin, tamam mı? Sofraya bekliyoruz, hadi bakalım. Hadi hadi hadi, hadi çabuk çabuk tabii, çabuk. Ben çok acıktım baba, çok acıktı. Bu gelecek çocuğun hangi milletten olduğu belli mi? Hayır belli değil babacığım, kura ile olacakmış. Her ülkeden çocuklar var, hangisi gelirse. İnşallah Finlandiyalı fıstık gibi bir kız gelir. Emre, oğlum gene başlama. Hani arkadaş olacaktınız? Hani birbirinize kültürlerinizi öğretecektiniz? Hani dil öğrenecektin? Tamam anne, dil de öğreniriz. Birbirimize kültürümüzü de öğretiriz. Ama şöyle güzel bir kız gelse fena mı olur? Anne ya, ben neden misafir öğrenci almıyorum? Yavrum otel mi burası? İstersen Halit Kıvanç da gelsin, çocuk şenliğini bizim salonda yapsın. Zaten sizin bir tane kıymetli oğlunuz var. Kızım sen büyüksün, o daha çocuk. Doğru, ben çocuğum. Daha cep telefonum bile yok. Senin var. Sen bu işe karışma. Tamam tamam, kapatın bu konuyu.
Bir tane öğrenci misafir edelim. İkiniz de ne öğrenecekseniz ondan öğrenin. Bakın söylemedi demeyin. Bu havuç bizim ülkemizi rezil eder. Merak etme baba. Benim uluslararası camiada saygınlığım vardır. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederim. Tamam Emre. Bu konuda sulluk yapma ve gelecek çocukla neler yapacaksın, neler konuşacaksın onu düşün. Merak etme anne. Her şey planlandı. Yeter ki gelsin o Finlandiyalı. Ya hakikaten. Gelecekte ne yapacak bu çocuk bizim evde? Bir Türk ailesi nasıl yaşıyor onu görecek. Aile fertlerinin nasıl birbirine yardım ettiğini, babaların ev işlerine nasıl yardım ettiğini, nasıl sofra kurduğunu. Annelerin nasıl vır vır ettiğini. Erkek çocuklarının kıymetli olduğunu. Küçüklerin cep telefonu olmadığını. İnşallah çocuğun yanına da yemek hazır mı diye bağırmazsın Haluk. Neden bağırmayayım? Nasılsa Türkçe bilmiyor. Türkçe biliyormuş baba. Gelmeden önce kendi ülkelerinde Türkçe dersi alıyorlarmış baba. Merak etmeyin. Babanızın kullandığı Türkçeyi öğrenmiş olamazlar. Onu henüz ben bile öğrenemedim. Bak kendin söyledin. Sen benim dilimden anlamıyorsun. Baba hazır şu Finlandiyalı kız gelmeden önce benim cep telefonu problemimi halletsek. Ne dersin? Sen daha küçüksün. Cep telefonu olmaz. Kıza rezil olacağım ya. Artık bu cep telefonu konusu uluslararası bir mesele haline geldi. Ah, ne oldu anneciğim? Yok bir şey yavrum. Bugün çamaşır yıkadım ondandır. Hayda. Bizim çamaşır makinesi tam otomatik değil mi? Evet. O zaman nasıl oluyor da çamaşır yıkarken yoruluyorsun? Düğmeye basarken mi yoruldun? Ana! Annem düğmeye basarken yorulmuş. Baba 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 baba. Annemin arabası da tam otomatik ama annem olmadan gidemiyor baba. Ben de cevap vereyim mi? Yoksa Duygu'nun cevabı yeterli mi? Anasının kızı ne olacak? Konuyu saptırmayalım baba. Konumuz 23 Nisan ve cep telefonu. Tamam oğlum tamam. Gelsin kim gelecekse. Gelsin misafirimiz olsun. Gösterelim ona Türk misafirperverliği nasıl oluyormuş. Başımızın tacı ederiz biz onu. Bakalım hangi ülkeden gelecek? Hakikaten ya. Biz niye seçemiyoruz? Hangi ülkeden istiyorsak biz talep edelim. Çok iyi fikir baba. Karpuz almıyoruz Haluk. Evimize misafir bir çocuk alıyoruz. Hangi ülkeden olduğu hiç fark etmez. İtalyan gelsin. Onlar çok yakışıklı oluyor. Ana! Kızım sen Roma Galatasaray maçında bize nasıl saldırdıklarını unuttun galiba. Ay ne alakası var? Zaten 23 Nisan siz büyüklerin saçmalıklarını ortadan kaldırmak için yapılmıyor mu? Bari Koreli bir çocuk gelsin. Hiç değilse milli takıma Dünya Kupası'nda bir taraftar daha kazandırmış oluruz. En iyisi Finlandiyalı bir kız gelsin. Boş ver Koreli'yi. Neden? Çünkü çok güzel oluyorlarmış. Yok yok. En iyisi Amerikalı ya da İngiliz gelsin. Hiç olmazsa biraz dilinizi geliştirirsiniz. Mutfak. Buyurun. Haluk 23 Nisan'ı neden amacından saptırıyorsun? Allah Allah ben ne yaptım? Bayramı çocuklardan alıp büyüklere mi verdin? Bu bayram tüm dünya çocukların kardeşliğini anlatıyor. Niye o çocuk bu çocuk diye ayrım yapıyorsun? Siyah, beyaz, çekik gözlü hepsi bir çocuk işte. Bu bayramın amacı bu. Atatürk onun için çocuklara armağan etmiş. Yani Meltem seni duyan da beni 23 Nisan'a karşı zannedecek. Ben burada bir şey yapmıyorum. Sadece Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyorum o kadar. Mümkünse sen hiçbir şey gösterme Haluk. Çünkü çocuklara kötü örnek oluyorsun. Yok İngilizce bilen gelsin, yok şöyle olsun, yok böyle olsun. Ya bir çocuk bir hafta misafirimiz olacak. Hangi dili konuştuğu önemli mi? Nasıl anlaşacağız çocukla? Biz seninle aynı dili konuşuyoruz da ne oluyor? Anlaşıyor muyuz sanki? Anlaşamıyoruz. Ben sana yemek hazır mı diye soruyorum. Sen bana neden bir tabakta sen getirmiyorsun diyorsun. İyi de kardeşim benim sorumun cevabı bu değil ki. Sen 23 Nisan'ı bile amacından saptırırsın Abidin. Hop 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 bir dakika bir dakika. Sen bana 23 Nisan'ı öğretemezsin. Ben 23 Nisan'da ilkokuldayken şiir okumuştum. Eminim kimse dinlememiştir. Ya. Peki bu çocuk nerede yatacak baba? Kız mı erkek mi? Belli değil. Ana! Kim geliyor bize ya? Kız mı erkek mi bilinmiyor. Ama içimde bir his var. Kesin kız. Kuzey'den. Baba 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 baba. Evimize bir çocuk geliyor ama biz bu çocuk hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ha kız ha erkek ne fark eder? Çok şey fark eder. Eğer gelen kızsa Emre salonda yatacak, çocuk Duygu'yla kalacak. Ama eğer erkekse bu sefer Duygu salonda yatacak, Emre ile çocuk aynı odada kalacak. Anlatabildim mi? Bir daha anlatayım. Anladın mı yani? Ha? Yapma baba ya. Kızsa da erkekse de benimle aynı odada kalması lazım değil mi? Nedenmiş o? Çünkü bu bayram benim bayramım. O kadar. Bu evde yalnız olmadığını unutma Emre. Ablan da var. O büyük. O anneanneme gitsin. Onun cep telefonu var. Sen bu işe karışma Avuç. Ablan doğru söylüyor. Sen karışma. Evet sen karışma Avuç. Ne demek karışma baba? Adı üstünde. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Asıl siz karışmayın. Cumhurbaşkanı bile 23 Nisan'da koltuğunu bırakıyor. Siz bırakmıyorsunuz. Tamam oğlum tamam.
Gelsin 23 Nisan, gelsin yabancı misafirimiz de ne istiyorsanız yapın. Her istediğimizi mi? Evet. Bak baba, bu dediğini unutma. Çünkü söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olarak kullanılacaktır. Tamam oğlum, tamam. Ben söz verdim mi iş biter, yaparım. Oley! Şuraya bak. Her akşam aynı eziyet. Ne işe yaradığı belli olmayan manasız bir yatak örtüsü. Yani bu yatak örtüsünü çıkaracağım diye harcadığım zamanda eğer kitap okusaydım şimdiye profesör çıkmıştım. Hem de karşılaştırmalı edebiyat profesörü. Aa, sen okuma yazma biliyor musun? Konuyu saptırma bayan personel müdürü. Konumuz bu manasız yatak örtüsü. Neden her akşam ben bunu çıkarmak zorundayım? Neden direkt yatağa giremiyorum? Kime hava atıyoruz yani? Alo. Ne? Ya şunu şöyle alsan, katlasan. Şöyle düzgün düzgün şuraya koysan, ne var bunda ya? Yok ya, istersen bir de ütüleyeyim güzelce. He? Dünyada bir yatak örtüsün, senden daha fazla problem eden biri var mıdır merak ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu yatak örtüsünden nefret eden erkekler olarak parti kursak tek başımıza iktidara geliriz. Biz de yatağa sakal tıraşı olmadan giren kocalardan nefret eden kadınlar olarak bir parti kursak sonuç ne olur hiç düşündün mü? Hayda. Şimdi de sakalıma mı taktın? Evet. Neden tıraş olmuyorsun? Ona. Yapmadan önce, yatağa girmeden önce tıraş olacağım. Baba 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 baba. İstersen bir de kravat takayım yatarken. Her gün işe giderken tıraş olmasını biliyorsun. İsmail Bey için tıraş oluyorsun. Bir günde karın için tıraş olsan fena mı olur yani? Meltemciğim. Canım benim. Senin bu psikoloğa gitme vaktin gelmiş. Durumun bayağı kötüye gidiyor. Yani biraz daha konuşursak... Sen beni yatağa sokmadan önce saç tıraşına, hamama, solaryuma falan da göndereceksin. Dişini fırçalayıp sakal tıraşı olman yeterli. Ne yani, sen şimdi benim dişlerimi fırçalamadığımı mı söylüyorsun? Evet. Bilim adamları sen dişlerini fırçalayasın diye 3 açılı diş fırçası yaptılar ama sen bir kere bile kullanmadın. Diş fırçan emreden yaşlı. Kesin antika değeri vardır. Nesi var? Gıcır gıcır fırça. Problem de o zaten. Kullanmadığın için gıcır gıcır. Meltem, kusura bakma ama seninle uğraşamayacağım. Çok uykum var. Söz yarın sabah erkenden kalkar devam ederiz. Hadi. Bana baksana sen. Uykun varsa git başka yerde yat. Bir daha da sakal tıraşı olmadan ve dişini fırçalamadan buraya gelme. Hadi. Hani hala buradasın. Kalk şu yataktan. Hadi. Aman be. Hadi. Çok meraklıydım sanki seninle yapmaya. Sana çok önemli bir açıklamada bulunacağım. Hayırdır İsmail Bey? Ben evleniyorum. Evleniyorum mu dediniz? Evet da artık ne Fişin TV ne de başka kadınlar. Senin gibi aile babası olmak istiyorum da. Kiminle evleniyorsunuz? Yasemin'le de. Ne? Sessiz ol da. Kendisinin bile bundan haberi yok. Ne oldu Selami? Ne bu valiz? Yoksa şantiyeye mi gidiyorsun uşağım? Konuşsana oğlum. Gönül beni evden kovdu. Kocam artık iyice çekilmez biri oldu doktor bey. Ne oldu? Eski halinden eser kalmadı. O bakımlı romantik adam gitti, yerine bir ayı geldi. Öksürüyor, aksırıyor, kaşınıyor. Tavırlarına hiç dikkat etmiyor. Yatağa mutlaka sakallı giriyor. Bana bir tek güzel sözcük söylemiyor. Saçımın rengini değiştirdim fark etmiyor. Başkalarına gösterdiği özeni bana göstermiyor. Evlenmeden önce hiç böyle değildi. Anlıyorum. Bu konuda yalnız değilsiniz Meltem Hanım. Nasıl yani? Aşağı yukarı bütün kadınlar bundan şikayetçi. Kocamdan mı? Hayır, kendi kocalarından. Bu birçok kadının yaşadığı bir durum. Erkeklerin tarihi ikiye ayrılır.
Evlendikten öncesi ve sonrası. Evlenme öncesi Lale Devri, evlenme sonrası da... Haluk Devri diyebiliriz. Bu çok uygun bir kelime olur. Bizim de tarihe bir katkımız olsun. Gönül dışarı çıkalım dedi. Ben evde oturup televizyon seyrederim. Televizyonda güzel bir film var dedim. Demez olaydım. Sonra iş büyüdü. Ta nerelere kadar vardı. Ne oldu peki? Git nerede kalırsan kal dedi. Bir daha da bu eve uğrama dedi. Sen ne dedin? Ne diyeceğim abicim? Valizimi topladım gibi çıktım. Ne yapsaydım abicim? Orada kalıp daha mı çok kızırsaydım? Light erkeksin oğlum. Çavdar erkeğisin. Bir kalorilik erkeksin. Kepekli erkeksin. Püf senin erkekliğine. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı doktor bey. Ya kocam benimle evlenmeden önce olduğu gibi bir adam olur ya da ben boşanıyorum. Kararım kesin. Bence bu kararınızda yerden göğe kadar haklısınız. Kocanız sadece kaba değil, aynı zamanda çok da sert. Yediğim yumruğu hala unutamadım. Biliyorum. Özür dilerim. Yani onun adına. Neyse, önemli değil. Ama her şeye rağmen bence boşanmak yerine kocanızın içindeki romantizmi çıkaralım. Ne dersiniz? Daha iyi olmaz mı? Başarabilir miyiz sizce? O aslında her erkeğin içinde vardır. Bakın, hiçbir erkek dünyaya kaşınmak için gelmez. Ama istediklerini elde edince rahatlarlar. Kendilerini bırakırlar, koy verirler. Kendilerine bakmazlar. Çünkü artık evlidirler. Bu söylediklerinizin hepsi benim kocam için %100 geçerli. Bütün bunlar sadece sizin kocanız için değil, bütün kocalar için geçerli. Ne yapacağız peki? Kocanızın içindeki o romantik çocuğu dışarı çıkaracağız. Başka yolu yok. Hallederiz, hallederiz. Sen merak etme. Halledemeyiz oğlum. Gönül çok sinirliydi ya. Oğlum hallederiz diyorsak hallederiz. Sen bana bırak. Ya Haluk. Oğlum bak kaç defa... Uşaklar. Siz bu işten anlarsınız. En iyi evlenme teklif etme zamanı ne zamandır? Evlenme teklifi mi? Ha İsmail Bey bu arada evleniyor da. Kiminle? Yasemin Hanım'la. Ne? Ciddi mi? Ciddiyim tabii. Evlenmeye karar verdiğimden beri Fişin TV'ye bile bakmıyorum. Peki Yasemin Hanım buna ne dedi? Henüz bilmeyi ama öğrenince çok sevinecek tabii. Tabii ona da söylemek lazım. Yani evlenecekseniz onsuz olmaz. Merak etmeyin. Bunu başarmak için birçok psikolojik yöntem kullanacağız. Kocama sökmez. Psikoloji biliminin bu kadar gelişmiş olduğunu zannetmiyorum. Gönül. Kocamı kovdum. Ne? Evet, Selami'yi kovdum. Yasemin Hanım. Buyurun İsmail Bey. Şu projeyi alır gelir misin? Hangi projeyi? Fark etmez daha, herhangi bir proje al gel. Ne yapacağım abicim ya? Bana bir akıl ver ya. Vallahi yapılacak şey belli Selami. Ne yapacağım? Light erkek olmayacaksın. Kepekli erkeklikten istifa edeceksin hemen. Bir kalorilik erkek olmayı bırakıp 3000 kalorilik erkek olacaksın. Bu kadar. Bunun ne faydası olacak ki? Her şeyi daha kötü yapmaz mı? Yapmaz. Oğlum kadınlar sert erkeklerden hoşlanır. Gönül kaçanı kovalar. Kim kovalar? Gönül. Karın. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Asla özür dilemeyeceksin. Göreceksin bak. En kısa zamanda özür dileyecektir. Bitti bu iş, bitti. Kesinlikle boşanıyorum. Niye buraya geldim ki ben zaten? Keşke bir avukata gitseydim. Yok ben avukata gidiyorum ya. Gönül, otur sakin ol. Selami çok iyi bir eş. Bak görürsün nasıl gönlünü alacak. Canım Haluk değil ki o. Bence hiç gönül alma falan diye vakit kaybetmeyelim. Bir an önce gidelim bir avukata başvuralım. Sen de boşan, ben de boşanayım. Ayrıca iki kişi olursak indirim bile alırız. Sakin olun Gönül Hanım. Böyle en küçük tartışmada boşanma konusunu açmamalısınız. Özellikle Selami Bey, Meltem Hanım'dan da biliyorum. Ender rastlanan bir koca örneği. Evet, yakında boşanarak türünü tüketeceğim onun. Ben Selami Bey'i okulda ders olarak okutuyorum. Tabii bak görürsün. Nasıl elinde çiçeklerle gelecek karşına? Vallahi hiç öyle elinde çiçekle falan light erkek olarak dayanma kapısına. O sana sert mi yaptı? Sen ona daha sert yapacaksın. Ama ya daha fena olursa? Merak etme Gönül. Selami birazdan gelip senden özür dileyecek. Yanaklarına da güzel bir öpücük kondurdu mu tamamdır. Sadece özür dilemek yetmez Meltem. Ayaklarıma kapanması lazım. Kapanır. Ne olur yani. Sanki Selami'yi bilmiyorsun. Vallahi bu sefer öyle kolay kolay affetmeyeceğim. Yerlerde süründüreceğim onu. Böyle burnundan fitil fitil getireceğim. Hadi kalk. Kalk bize gidiyoruz. Al.
Sakın söylediklerimi unutma. Tamam. Sert ol. Sakın peşinden koşma. Sakın alttan alma. Tamam. Tamam mı? Tamam. İyice anladın mı? Anladım. Bak, karını tekrar elde etmek için bunu yapıyorsun. Unutma, gönül kaçanı kovalar. Sakın taviz verme. Tamam Haluk. Sen gidersen kıymetli olursun. Bak İbrahim Tatlıses'e sürekli sert yapıyor, peşinde kaç tane kadın var. Doğru. Doğru tabii, bu iş böyle. Hadi gidelim Haluk, hadi. Ay, Haluk, çok çok heyecanlandım. Yasemin Hanım, sizinle çok önemli bir şey konuşabilir miyiz? Sonra konuşsak, benim biraz acelem var da. Olmaz da, hemen konuşmamız lazım. Bu çok önemlidir. Tamam, olabilir. Bu onun ilk hatası olduğu için affedebilirim ama bana karşı tavrı çok önemli. Ellerinde çiçeklerle gelip özür dilemezse bu iş burada biter Meltem, haberin olsun. Hiç öyle bir şey olabilir mi? Selami bu eve çiçeksiz gelir mi? Onlar galiba. Bitti abicim, bitti. Bundan sonra benim için en önemli şey özgürlüğüm. Başka denizlere yelken açacağım ben. Bitti artık. Selami, neler söylüyorsun sen bakayım? İstediğimi söylerim kardeşim. Kimse karışamaz bana. Allah cezanı verecek. Selami. Ne? Mutfak. Tabii, buyurun. Bana öyle geliyor ki bu işin altından sen çıkacaksın Haluk. Allah Allah, bana ne ya? Benim ne işim olur ki bu Light aileyle? Benim işim gücüm var. Yalan söylerken kulakların seni ele veriyor Haluk. Ve sen bana bir şey anlatmadı. Neymiş problemleri? Görün sana anlattı mı? Yalancı abidin. Yalancı karısı Meltem. Çalgıcı karısı Meltem. Sana yalvaracak değilim Gönül. Ben de kendi hayatımı yaşamak zorundayım icabında. Bu sözleri daha fazla dinleyemeyeceğim Meltem. Dinleme zaten ya, dinleme. Hazır ayaktayken git bana su getir hadi. Hadi. Şey ya. Gönül. Terbiyesiz. Ha, bavulu da unutma ha. Ne yaptın Selami? Ne mi yaptım? Onu tekrar elde etmek için yaptım. Değil mi Haluk? Ben bilemem abi. Abicim. Bir özür dileseydin her şey hallolacaktı. Sahi mi söylüyorsun? Doğru, doğru. Tabii sahi söylüyorum. Senden tek istediği bir çiçek ve özürdü. Yaktın beni abicim. Yaktın beni, yaktın. Hepsi senin yüzünden oldu Haluk. Hepsi senin yüzünden oldu. Dönün. Dönün karıcığım. Dönün. Bekle karıcığım. Lütfen bekle. Karıcığım. Bütün bunların senin başının altından çıktığını biliyordum Haluk. Hiç alakası yok. Ben sadece fikrimi söyledim. Sen var ya. Çocuklar geldi Saygın Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Yarın büyük gün baba. Ne oldu? Misafir öğrenci geliyor baba. Hani yabancı bir öğrenci vardı ya. İşte o geliyor. Çok heyecanlıyım. Bunda heyecanlanacak bir şey yok. Sen merak etmiyor musun? Hayır. Hangi ülkeden olduğu belli oldu mu? Hayır, olmadı baba. Kesin Finlandiyalı. Benim kalbim temizdir. Hayır, değildir. Hadi bakalım, eller yüzler yıkanıyor ve sofraya oturuluyor. Hadi koşun 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 koşun. Hadi 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 hadi. Ben en iyisi bir Cemal. Baba, pusulayı ortaya çıkarmışsın. Sakın oynama onunla havuç. Kararmış, parlatmak için çıkardım. Bir kere okula götürsem şunu ya. Oğlum, şaşırdın mı sen? Bunun benim için ne kadar değerli olduğunu bilmiyor musun? Yavru kurttum ben. Küçükken ormanda kamp kurardım, çadırım vardı. Kurtlarla dans ederdim, ayıları beslerdim. Babam hediye etmişti bunu bana. Tamam işte baba, ver okuldaki çocuklara anlatayım. Olmaz. Kırılır mırılır. Hadi bakalım herkes sofraya. Buyurun. Baba, şu yeni gelecek misafirimizin nerede kalacağını bir daha konuşsak mı? Neden? Neden olacak? Madem kız bana arkadaş geliyor, benimle kalması lazım. Baksana ablam merak bile etmiyor. Ne önemi var oğlum nerede kalacağının? Öyle deme anne. Önemli olmaz olur mu?
Kıstığa kalkmış Finlandiya'dan buralara gelmiş. Anne bak uyarmadı demeyin. Bu avuç bizi de 23 Nisan bayramında rezil eder. Evet avuç, efendi ol biraz, akıllı ol. Tamam baba ya. Biz burada Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Siz de ne yapıyorsunuz? Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Aa, evet canım, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz, buyurmaz mısınız? Hoş bulduk. Buyurmaz mısınız? Ah canım sağ ol, teşekkür ederiz. Biz dışarıda çok güzel bir yemek yedik. Ya nazar değmesin, çok neşelisiniz bugün. Ay, babanla sinemaya da gittik kızım. Öyle mi babacığım? Ama ben çok korktum. Uzun zamandır gitmiyordum. Ne o ya, öyle her taraftan bir sesler geliyor böyle. Nihayet emekli bir adam gibi iş yapmayı başardın Kemal Bey. Ah! Ne bu tabaklar kızım böyle? Çocuklar bunu mu yiyor? Ne var anne tabaklarda? Kızım bu çocuklar böyle büyür mü zannediyorsun sen? Bir tek bunu yiyebiliyorum anneanne. Durup dururken hamburger olayını bozma. Karışma çocuklara Müseyhan Hanım. Aa, bırak ne isterlerse yesinler. Kusura bakmayın ama siz ikiniz de çok işe düştünüz. Çocuklara hiç iyi bakmıyorsunuz. Baksana ayol, kemikleri sayılıyor çocukların. Anneanneniz doğru söylüyor. 23 Nisan'da gelecek olan misafirimiz sizi iskelet zannedecek. Hı. Yiyin çabuk yemeğinize. 23 Nisan'da ne geliyor? Yabancı misafir geliyor dedeciğim. Vallahi o yabancı çocukların yanında bizimkiler cüce gibi kalır. Allah'ım ne olur kızım bu uykusu olsun. Meltem Hanım, çocuklarla daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Neden ben ilgileniyorum? Onları beraber yapmadık mı? Kızım, çocuk büyütmek erkek işi mi? Meltem Hanım, annenin cevabı yeterli mi yoksa uygun bir cevap ben de aktarayım mı sana? Mutfak. Buyurun efendim, önden. Müseyhan Hanım, hı. Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Ne olacak yani? 23 Nisan resmi geçidi burada mı olacak? Ben sadece çocuklarla ilgilenmen gerektiğini söyledim, o kadar. Peki neden sen ilgilenmiyorsun? Ana, hanımefendi iş yemeklerinde fin katacak. Haluk Bey de evde çocuklara mantı yapacak. Baba 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 baba. Çocukların kilosu bile benim problemim. Sen hiçbir şey düşünme, sadece madde. Kaygısız abidin. O zaman sen de çocuklarına güzel yemekler yap. Bak çocuklar zayıfladı, personel aşçısı. Ne oldu, cevap veremedik? Anneciğim siz bir şeyler yemeyeceğinizden emin misiniz? Aa, sağ ol yavrum, yemeyeceğiz. Biz gideceğiz zaten şimdi. Şey diyorum ki bu çocuklara şöyle köy yumurtası falan alsanız ha? Aa, tabii. Mesela hormonsuz domatesler. Ya ya ya. Mesela ben size her hafta ciğer yedirirdim. Bu çocuklar yiyor mu ciğer? Ciğer mi? Hayır. Beyin de haşlardım. Beyin yiyorlar mı peki beyin? Olamaz. Anne siz sen o yüzden bir vejetaryen oldun. Galiba. Her sabah aç karnına pekmez içerdi. Çocuklar siz de biraz yiyin Allah aşkına. Bak koca çocuklar oldunuz, yemekler size bakıyor, siz yemeklere. Rahmetli Barış Manço öldüğünden beri ıspanak da yemiyorlar zaten. Ispanak yemiyoruz ama arabanın arka koltuğuna oturuyoruz baba. Onu da Barış Manço sayesinde öğrendiniz zaten. Babanıza kalsa bir şey öğreneceğiniz yoktu. Çok iyi bir fikir. Yarın ben size güzel bir ıspanak yapayım. Yoğurtlu. Hem yersiniz hem de Barış Manço'yu anmış olursunuz ha? Barış abinin hatırını yerim. Ben de. Aferin. Ben hala anlamadım ya. Yani şimdi 23 Nisan törenleri burada mı olacak? Aman Kemal Bey, hadi gidiyoruz. Çocukların da kafasını karıştırmayın bari. Bir şey de at. Hadi, hadi yürü. Ben de sizi uğurlayayım. Hadi bakalım hep beraber kalkıyoruz. Siz de odanıza. Haluk, sen de sofrayı toplayıver hayatım. Ne? Anlamadım. Ne? Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ana, babam sofrayı toplayacak. Baba. Hayatım antrenman yapalım. Yabancı misafirimize Türk babaların işbirliğine ne kadar uygun insanlar olduğunu göstermeyelim mi? Sen hiç merak etme Meltem Hanım. Ben Türk babalarını en iyi şekilde temsil ederim. Babam sofra topluyor ya. Finlandiyalı kıza rezil olacağız. Hemen orada ne yapalım çöpe? Fırla hadi. Hadi bay bay. Fırla dedi. Fırla. Hadi odanıza. Kocanızın içindeki o romantik çocuğu dışarı çıkaracağız. Başka yolu yok. Haluk. Ha? Sen bir kere bana seni çok özledim demiştin. Çok sarhoştum herhalde. Sen eskiden çok romantik bir insandın. Ses tonun bile farklıydı. Meltem saçmalama, benim bir tane sesim var. Bana bir kere o değişik sesinle konuşur musun? Nasıl yani? Hani romantik, şiirsel,
Meltem, film seyrediyorum. Ya bir kere konuş, sonra rahat bırakayım. Hadi. Hani bir şiir vardı ya, onu okusana. Sadece bir kuple. Meltem, saçmalama kontenjanından kullanıyorsun. Ya Haluk, hadi lütfen bir kere. Hadi. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi... Devam etsin. Yok, zil çaldı. Olsun, sen devam et. Olur mu öyle şey? Rezil oluruz etrafa. Olmaz öyle şey. Ya tamam. Aşk olsun Haluk ya, aşk olsun. Hoş geldin Yasemin. Meltem abla, neler olduğunu anlatsam dünyada inanmazsın. Sen geç canım, otur. Bir kızı gördüğüne hiç bu kadar sevinmemiştim. Gördüm o surat hareketini. İsmail Bey bana evlenme teklif etti. Sahi mi? Evet. E ne güzel işte. Nesi güzel Meltem abla, İsmail Bey. Hem ben onunla evlenemem ki. Neden? Çünkü... başka birini seviyorum. Başka biri mi? Şey... tanıyor muyum? Evet. Ah, hoş geldin Engin. İyi akşamlar Meltem. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Kusura bakma ama... çok önemli bir şey söylemeye geldim. Hayırdır, ne oldu? Ben istifa ediyorum Meltem. Haberin olsun. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Aa, merhaba Yasemin, nasılsın? Teşekkür ederim Engin Bey. Yine duygularınla hareket ediyorsun Engin. Hayır, duygularımla hareket etmiyorum. Ama o kadınla aynı iş yerinde çalışmak istemiyorum Meltem. Sıkıldım artık. Dur bakalım, dur bir oturalım konuşalım. Ben sana bir kahve yapayım o arada. Meltem, hiçbir şey beni fikrimden döndüremez. Ya önce bir otur konuşalım, bir sakinleş, ondan sonra karar veririm. Hadi geç otur, bir kahve ikram ederim sana. Merhaba Engin, hoş geldin. Merhaba Haluk Bey, nasılsınız? Sağ ol, iyidir. Otur, otur. Sağ ol. Oh. Hayrola ya, biraz önce bir şeyler duydum. Ne oldu? İstifa ediyorum Haluk Bey. Niye? Bir kadın yüzünden mi? Evet. Saçma. Neden? Bir kadın yüzünden istifa edilir mi oğlum? Taarruza geçeceksin, o istifa edecek. Biraz delikanlı ol. İyi de... nasıl yapacağım ben o işi? Meltem abla. Efendim? Hani ben sana birini seviyorum demiştim ya. Evet. O kim biliyor musun? Kim? Kimseye söylemeyeceksin ama. Yasemin. Kim? Engin. Ne? Ciddi misin? Evet. Peki Engin ne diyor bu işe? Haberi yok ki. Daha bizim şirkette çalışırken aşıktım ona. Benden bir şey istediğinde kalbim duracak gibi olurdu. Uzun süredir görmemiştim. Ama şimdi birden karşımda görünce... Bu söylediklerini aynen yapacağım abi. İnşallah faydası olur. Sen hiç merak etme. 3 haftalık yıldırma operasyonundan sonra hiçbir kadın dayanamaz. Oğlum bir kere kadınlar zayıf yaratıklardır. Hemen pes ederler. Buyurun. Teşekkür ederiz Meltem Hanım. Afiyet olsun. Sağ olun. Sen olmasaydın bana kahve yapmazdı. Yok. Anlat bakalım, neden istifa etmeye karar verdin? Vazgeçtim. Etmiyorum. Ne oldu şimdi? Hani hiçbir şey seni kararından vazgeçiremezdi? O Haluk Bey'le konuşmadan önceydi. Haluk Bey ufkumu açtı. Haluk'un açtığı ufuk hiç iyi bir ufuk değildir Engin. Haberin olsun. Öyle deme Meltem. Bana çok mantıklı geldi. Evlenmeden önce bana da öyle gelmişti.
Haluk Bey acayip şeyler anlattı. Hatta şimdi çıkıp onları hayata geçirmek için planlar yapmak geliyor içimden. Git başla kardeşim. Sakın geciktirme. İndir öldürücü darbeyi. Çak! Aa dur dur dur. Kahveni içmedin. Alacağım olsun Meltem. Çok işim var. Ben de çıkıyorum. Ne tarafa gidiyorsun? Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Önemli değil. Sen nereye istersen bırakırım. Tamam. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar ben. İyi akşamlar. Nerede kalmıştık? Ha evet, Haluk'un içindeki romantik insanda. Hadi devam et hayat. Ne? Şiire. Hoppala. Ya ben 15 yıldır hiç şiir okumadım. Şimdi bir gecede iki tane mi okuyacağım? Olmaz öyle şey. Hadi ne olur bir cümlecik. Ne olur, kırma beni. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ana, babam şiir okuyor. Ne işin var senin burada? Gözüme uyku girmiyor anne. Neden? Yarın misafirimiz gelecek ya, çok merak ediyorum. Oğlum niye bu kadar merak ediyorsun ki? Yarın gelecek işte, hadi yatağa. Ne bileyim, neden heyecanlanıyorum ki? Ver şu pusulayı da biraz oynayayım, heyecanım yatsın bari. Aklından bile geçirme, doğru yatağına. Hadi, 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 hadi. İyi geceler. Önümüzdeki 35 yıl boyunca benden şiir falan isteme. Ben yatıyorum çünkü. Senin içindeki o romantik adamı dışarı çıkaracağım Haluk. Yemin ediyorum çıkaracağım. Bu ne ya? Gören de Amerikan başkanı geliyor zanneder. Daha önemli baba. Finlandiyalı kız geliyor. Emre, bir daha ağzından böyle şeyler duyarsan fena olacak. Bugün 23 Nisan. Çocuklar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor. Siz de bana burada fırça atıyorsunuz. Nerede kaldı bu çocuk? Gelmek üzeredir baba. Ben en iyisi biraz daha parfüm süreyim. Gel buraya havuç. Parfüm falan sürmek yok. Zaten bütün şişeyi boşaltmışsın. Emre, sakin ol oğlum. Anne, Emre'yi tutmanın bir yolu olmalı. Ne yapayım? Çok merak ediyorum. Oğlum abartma. Sadece bir arkadaş. Acaba benden uzun mudur? Patenlere ihtiyacım olabilir. Hah, çok iyi olur. Kafayı gözü yer, iyice rezil et bizi. Emre. Yok anne, benim kapıya yakın durmam lazım. O genci hemen açarım. Geldi geldi. Oğlum dur sakin dur, ol. Dur dur ben açarım. Hayır sen karışma abla, ben açacağım. Hadi hadi. İşte ıspanak da geldi. İnanmıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar babacığım. Ayol ne bu suratınız öyle? Siz istemediniz mi ıspanağı? O fanın anne ya, zaten stresliyim. Kızım buzdolabına koyuyorum, haberin olsun. Tamam anneciğim, sağ ol. Ne oldu? Bu 23 Nisan çocuğu daha gelmedi mi? Kızım biz hemen çıkıyoruz. Bana bak, o ıspanağın hepsi bitecek, haberiniz olsun, tamam mı? Tamam tamam. Tamam anneciğim, ellerine sağlık. Sen hiç merak etme, ben hepsini yedim. Ay, hadi Kemal Bey geç kalıyoruz. Evet geç kalıyoruz. Nereye? Tiyatroya gidiyoruz. Ay, ay nazar değmesin çocuklar. Babanız bir iyi son günlerde sormayın. Hadi bırak çeneyi, geç kalıyoruz canım. Hadi, hadi, hadi iyi seyirler. Hadi hoşçakalın. Bakın yiyeceksiniz o ıspanağı, haberiniz olsun. Baba yoksa bunlar bizi listeden mi çıkardı? Neden çıkarsınlar oğlum? Baksana saat kaç oldu, hala gelmedi. Oğlum şuraya oturup sakin olur musun lütfen? Hadi gel şöyle. Ah, geldi geldi. Oğlum açsana. Hadi sen oğlum. Gel gel. İyi akşamlar.
Tanıştırayım efendim. 23 Nisan şenliği boyunca misafiriniz, öğrenciniz Mususi. Merhaba. Merhaba. Mutfak. Neden? Mutfak, mutfak. Duygu, kardeşini kaldır kızım. Meltem, bu ne? Ne ne? İçerideki adam. Çocuk o. Nasıl çocuk o be? Türkiye'de olsa asker alırlar onu. Erken gelişmişse suç onun değil. Ne demek erken gelişmiş? İçeride duran bir adam, hatta adam bile değil bir ihtiyar. Hatta ülkemize kaçak giriş yapmış çocuk kılığında bir işçi. Ya baba ya, ben bütün planlarımı Finlandiyalı kıza göre yapmıştım ya. Ne demek planlarımı Finlandiyalı kıza göre yapmıştım? İşte sana arkadaş, biz zaten bu işe farklı kültürleri öğrenmek için girmedik mi oğlum? Ya anne ya, illaki Afrika kültüründen başlanılmış şart mı? Hoş geldin. Welcome. My name is Duygu. Nasılsın? Ana, Duygu'yu yalnız bıraktık. Duygu kızım, iyi misin? İyiyim tabii baba. İyi. Yemeğe kalkmadı değil mi seni? Bu kim? Babam. Baba? Ana. Memnun oldum ben. Oo! Finlandiyalı bir kız geleceğine Afrikalı bir adam geldi. Baba 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 baba. Hadi bakalım, buyurun sofraya. Bu çocuk kesin yer bizi bu gece. Hadi bakalım, başlayalım, buyurun. Durun. Ne oldu Mususi? Önce dua etmek, sonra yemek yemek. Dua etmemiz gerekiyormuş baba. İyi etsin duasını da başlayalım o zaman. Hep beraber, hep beraber. Hep beraber mi? Hep beraber, ayağa kalkıyoruz, dua edeceğiz hadi. Ben de mi kalkacağım? Hadi kalksana. Ziko mukambi ili potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Ziko mukambi ili potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Ziko mukambi ili potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Tamam. Oturuz. Otur hadi otur. Başlayabilir miyiz artık? Hadi. Afrikalılar neden bu kadar zayıf şimdi daha iyi anlıyorum. Ben Finlandiyalı da boşuna ısrar etmiyordum baba. Herkes doydu mu? Of. Ben doydum. Ben de. O zaman tekrar dua edelim. Ne? Gene mi dua edeceğiz? Daha yeni etmedik mi? Haluk yemek bitti. Hadi kalk. Kalkın. Ziko mukambi, potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Ziko mukambi, potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Ziko mukambi, potipasi chakudia chumunga kudaliseni. Tamam. Bitti. Baba 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 baba. Baba baba baba. Yemeğin beni. Yemeğin beni. İnsan yemeğin. Yemeğin beni. Meryem ne olur bir şey söyle. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Yemeyin beni. Ketçap ister misin Mususi? Yes, yes. Babamın eti yenmez. İstediğiniz kadar ketçap koyun yenmez yine de. Midenize oturur valla. Doğru, doğru. Midenize oturur. Yenir, yenir. Hayır, yeme. Yeni, yeme. 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 Yemeği! Ne? Ne oldu? Yok bir şey yok. Kötü bir rüya gördüm. Yat sen. Su ister misin? İstemem, istemem. Yat hadi. İyi tamam. Oğlum ne oluyor bu saatte? Hem nasıl uyandınız siz? Musisi çok tatlı baba, çok komik. Bize dans etmeyi de öğretti. Hadi yapalım. Hadi. Bir, iki, üç.
Bekleyin. Sizin hediye. Aa bak, hediye getirmiş bize. Teşekkür ederim Ususi. Çok teşekkürler. Aa, çok güzel. Aa bu ne? Mususi'nin yerel kıyafetleri. Ben hayatta giymem böyle şeyler. Haluk'cum hiç olur mu öyle şey? Çocuk o kadar hediye getirmiş bize. Ayıp olur, giymek lazım. Hadi gel. Hiçbir hadi. Güç bana bu kıyafetleri giydiremez. Hani bugün bizim her istediğimizi yapacaktın baba? Arkadaşım eşek. Bravo. Ah Gönül, hoş geldiniz. Geçsenize. Merhaba Selam. Gel yiyelim Meltem. Aslında çok işimiz var. Göster. Mayatım. Aç dedim. Baytar. Ne göstereceksin? Aç bakayım. Sen eşek. Sensin. Oku Selami. Ama hayatım lütfen. Oku dedim. Yazıyor zaten. Haluk'a uyduğum için ben bir eşeğim. Gülme abicim, gülme ya. Yürü Selami, daha 23 Nisan şenliklerine katılacaksın. Seni bütün dünya çocuklarına rezil edeceğim. Ama hayatım lütfen artık. Yürü, abartma. Beni takip et, yürü. Tamam. Bunun acısını çıkartacağım Haluk. Bunun acısını çıkartacağım senden. Selam. Geliyorum hayatım, geliyorum. Alo, Sibel? Ya dur ağlama. Ne demek istifa edeceğim? Ne yaptı Engin sana? Ha? Dur kapama. Allah Allah. Engin bir şeyler yapmış, Sibel de istifa etmeye karar vermiş. Güzel. Aferin Engin. Bunun seninle bir alakası yok değil mi Haluk? Meltem, bugün 23 Nisan. Gözünü seveyim, bugün eve eş getirme. Tamam mı? Haluk. Nerede kalmıştık? Arkadaşım eşek. Evet, arkadaşım eşek. Başlıyoruz. Hadi. Kaç yıl oldu saymadım, köyden göçerim. Bunları hep saklayacağım. Teşekkür ederim. Evet, eve gitme vakti geldi. Vedalaşın isterseniz, uçağı kaçırmasın. Kendine çok çok iyi bak. Çok teşekkür ederim. Yine gel Mususi. Siz de gelin. Hadi koca adam. Seni bekliyoruz. Tamam, geleceğim. Teşekkür ederim. Hediye? Senin. Teşekkür ederim.
Hatta adam bile değil, bir ihtiyar. Böyle. Siyah, beyaz, çekik gözlü, hepsi bir. Sonra? Bu kızı görmeye hiç bu kadar sevinçle dolmamıştı içim. Çaptalı kızı operasyondan sonra. Mutfaktan bir takım... Yakında boşanarak bitiriyorsun. Başka denizlere yerken açacak. Açacağım ben. Büyüdükçe büyüyor gözde. Babam şiir söylüyor. Okuyor. Bu durum olursa Esi Bey'i... Yürü lan seni. Havuç hemen odana. Bir dakika, yapım vardı. O zaman söyletsene lan. Memnun oldum ben. Hop. Ne olur beni o adamla yalnız bırakmayın. Hayır istiyorum seni, gel buraya gel. Merak etme baba, Kıbrıs'ta arası camiada saygınlığım vardır. Bilmem ne oluyor.